Türkiye yaklaşık 5 aydır Fatih Aydın'a ne oldu sorusunu konuşuyor. Esra Erol bir kez daha bu sır kaybın izindeydi. Ne var ki anne Rabia Aydın'ın çelişkili ifadeleri farklı şüpheleri beraberinde getirdi. Baştan da söyledim. Dedim bak Esra Hanım'a çıkma. Sen buraya çıkacaksın, böyle böyle olacak dedim, demedim mi? Bu Fatih bu dünyada var ya da yok bilmiyorum. Ama Fatih'in başına bir şey geldi onu biliyorum. Onu da zaman gösterecek. 22 yaşındaki Fatih Aydın nerede? Daha da önemlisi hayatta mı? Esra Erol günlerdir bu sorunun cevabını arıyor. 8 Temmuz gecesi ortadan kaybolan saat 1.40'dan sonra telefondaki tüm işte sinyallerin kesildiği ve sonrasında kendisinden haber alınamayan 7 Temmuz'dan 22 Kasım'a geldik. Hala bir haber yok. Babasıyla tartıştıktan sonra sıra kadem basan Aydın'dan yaklaşık 5 aydır haber yok. Annesi o gece oğlunun Antalya'ya gitmek istediğini, gideceğini söylediğini iddia etti. Fakat sonrasında da eve gelecekti dedi. Eve gelmeye karar veren Fatih niye eve giremedi? Ve sabah saat 7.18'de Halkalı Tren Garı'ndan o bileti kim aldı? Fatih mi aldı? Aldıktan 18 dakika sonra niye iade etti? Bu soruların cevabını arıyoruz. Anne Rabia Aydın daha önce çelişkili ifadeleriyle dikkat çekmişti. Kafa karıştıran açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Emniyete iki tane uzun caddenin ismini veriyorsunuz. Niye? Oradan binme şeyini şey yaptım ya Hülya Hanım. Taksiler falan geçiyor ya cadde orası. Nereye binip gidecek taksiler? Ya ne bileyim belki gidim gece bir yere falan giderdiğini düşündük bir de. Bak bir yer değil. İsmini söylüyor ya, ne diyor Fatih İl 5 saniyede size? Alo anne, ben nereye gidiyorum dedi. Antalya. Antalya'ysa sizin emniyete gidip ne demeniz lazım? Oğlum Antalya'ya gideceğim diye evden çıktı. Otogara bakın demeniz lazımken siz emniyete niye 4. caddeye 222. alakasız iki caddeyi araştırıyorsunuz? Fatih Aydın'ın kuzeni Yusuf Tok da telefonla katıldı programa. Fatih'in kaybını ilk kimden duydunuz? Fatih'in kaybını mı? Ben odadaydım, uyuyordum. Ahmet Duran dedi, Fatih kaçmış falan filan bir yerlere gitmiş dedi. Kaçmış bak, Ahmet. Çok enteresan bir ifade. Hani sinirlenip tamam. Evden çıkan değil, kaçan, terk eden. İşte, ya kardeşim de o ara öyle söylemiş. Demek ki sinirlenip çıkmış, babasıyla kavga etmiş dedi sonradan. Sonra ben de dedim ki kimin yanına gidiyor? Hemen Can'a yazdım. Çünkü en yakın arkadaşı o. Yok kanki dedim, haberin olursa haber ver bana dedim. Tüm çabalara rağmen Fatih Aydın'ın henüz izine rastlanmadı. Buradaki çelişki burada. O gün sinirlenip evden çıkan Fatih, sokağa çıkıp evet. Sonra anne ben geleceğim eve birazdan diyen Fatih mi? Yoksa apar topar o evden kaçan bir Fatih mi var?